Gecemi gündüzüme kattım, çalıştım. Sonuç bu. Karşılığı bu. Hepsi istihbaratçı polisti. Bu sabah gözaltına alındılar. Neden gözaltına alındılar? İstanbul merkezli operasyon 14 ilde eş zamanlı yapıldı. Polis hakkında gözaltı kararı çıkartılan 33 meslektaşın adresine gitti. İstanbul'daki adres Seyrantepe polis lojmanlarıydı. Yasa dışı dinleme faaliyetleriyle ilgili yapılan operasyonun ikinci dalgası bu sabah saatlerinde başladı. Polis İstanbul'da birçok noktada arama yaptı. Arama yaptığı yerlerden biri de Seyrantepe'deki polis lojmanlarıydı. Organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü polisleri sabah erken saatlerde polis lojmanlarına geldi. 4 kişiyi gözaltına aldı. İçerideki aramalar ise bu saat itibariyle devam ediyor. İstanbul'da gözaltına alınan polis sayısı gün içinde 7'yi buldu. İl dışına tayin edilenler de görev yaptıkları yerlerden İstanbul'a getirildiler. Temmuz'da operasyonun ilk dalgası yapılmış, yasa dışı dinleme yaptıkları iddia edilen 39 istihbaratçı polis gözaltına alınmıştı. Şüpheliler arasında Ergenekon, Balyoz, KCK, Devrimci Karargah gibi büyük operasyonlar sırasında İstanbul İstihbaratı'nın en tepesindeki isim olan Ali Fuat Yılmazer de vardı. Bu şeref madalyalarını görün. Bugünün şeref madalya var. Müdürüm, görüyor musun? Elleri kelepçelenen Yılmazer'le birlikte 22 polis tutuklanıp cezaevine gönderilmişti. Savcılık ifadesinde dinleme faaliyetlerini alt kadroların başlattığını söylemişti. Hakkında gözaltı kararı çıkartılanların hepsi de alt kadro. 12 komiser, yine 12 komiser yardımcısı, 2 baş polis, 6 polis memuru, 1 de emekli polis. Hiçbirine kelepçe vurulmadı. İfadeye davet edildim sabah. Şimdi de gidip teslim olacağız. Nereden geliyorsunuz? Gazi Osman Paşa İlçe Emniyet'te çalışıyorum. Neyle ilgili ifade vereceksiniz? Onu açıklamadılar ama herkesin malumudur muhtemelen. Şimdi gidince öğreneceğiz.